أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا وافعلوا الخير واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Sadakallahul azim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba sevgili seyirciler. Gününüz güzel olsun. Sağlığınız daim olsun. Efendim, Türkmenali Televizyonu'nda Ruh ve İnanç programında yine bizi bir araya getiren Allah'a hamd ediyoruz. Şükrediyoruz. Efendim, sevgili seyirciler, programımızın konukları Abdullah Bozkurt hocamız, yine geçmiş programlarda olduğu gibi bizimle beraber sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Evet, Kur'an-ı Kerim dinlediğimiz emekli imamlarımızdan Hacı Bayram Camii İmam Hatiplerinden Hafız Bilal Demiryürek. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk, sağ olun. Değerli kardeşlerim, programımızı şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman, biz Müslümanlar peygamberin ümmeti olma şerefine ulaşmış sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetliği şerefine ulaşmışız. Elhamdülillah. Onun ümmetiyiz. Allah bizi yarattı, yaşatıyor. Ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Müslümanlık ne güzel. Ne güzel Müslümanlık. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu sözümüzü baştan yaptık, sonuna kadar devam edelim. İnşallah bu tevhid üzere yaşayalım. Allah bizi bu tevhidden ayırmasın değerli kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, ulul azm peygamberler. Son peygamberimiz olması asabiyle öyle ki en çok ümmeti olan bir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bugüne kadar, bundan sonra gelecek ona kadar, yani onun peygamberliğine kadar, bundan sonra artık Kur'an gelmiyor, kitap yok artık. Kitap gelmeyecek, peygamber de gelmeyecek. Son peygamber 1400 yıl evvel, kusur sene evvel gelmiş ve bugün hala varlığı devam ediyor. Onunla birlikte yaşıyoruz. Onun bize bildirdikleriyle yaşıyoruz. Kıyamete kadar devam edecek olan, gelecek olan bütün insanlık onun ümmeti. İnananlar da inanmayanlar da onun ümmetidir. İnananlara ümmet-i icabe, inanmayanlara ümmet-i davet diyoruz. Evet, bu şerefle bizi şereflendirmiş olan Allah'a hamd ediyoruz. Onun ümmeti olma şerefine ulaştık elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, tabii ki kul olmanın sorumluluğu var, mesuliyeti var. Allah bize neler yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Sünnetlerle ve Kur'an'la bunu öğreniyoruz. Peygamberimiz Efendimiz diyor ki vefatından evvel, size iki şey bıraktım, iki emanet diyor. Birisi Kur'an, birisi benim sünnetimdir diyor. Evet, bu iki emanete iyi sarılın, sıkı sarılın, hem dünyada hem de ahirette felaha erin diyor. Allah-u Teala'nın rahmetine ulaşın diyor. Evet, bu iki emaneti bize Cenab-ı Peygamber bıraktı ve hayatımızı bunlarla devam ettiriyoruz, idame ettiriyoruz. İnşallah Allah'ın kitabı doğrultusunda yaşayan kullardan oluruz. Sevgili seyirciler,
Peygamberimiz dedik, evet. Vahyin mahiyeti ve çeşitlerinden hocamıza soracağım. Ondan bilgiler alacağız inşallah. Peygamberin sıfatları ve onun vahyin mahiyeti ve bu konuda bize bilgiler sunacak inşallah hocamız. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Yine herkese selam diyerek sohbetimize başlamak istiyorum. Cenab-ı Hak bizleri izleyen kardeşlerimizin vücutlarına afiyet, rızıklarına bereket, hanelerine saadet, ölmüşlerine de rahmet eylesin inşallah. Dinin tarifini yaparken ne diyorduk değerli hocam? Din insanları dünyada ve ahirette mutluluğa götüren ilahi kaidelerdir, evet, kurallardır. Şimdi Allah bizden hem dünyada hem ahirette mutlu olmamızı istiyor. Dünyada ve ahirette mutlu olabilmemiz için bizlerden yapmamız gereken şeyler var, onları bildiriyor. Yapmamamız gereken şeyler var, onları da bildiriyor. Peki bunu nasıl bildirecek? Cenab-ı Hak okulları arasından yine bizim gibi bir insan, bizim gibi doğar, annesi var, babası var, bizim gibi çocukluğunu yaşar, efendim ihtiyaçları olur, hastalanır, efendim gençliğini yaşar, ihtiyarlar, vefat eder, ömrü vefa ediyorsa, ömrü yetiyorsa bizim gibi yaşlanır. Aynen insan gibi insanların arasından birisini peygamber olarak seçer. Peygamberlik çalışmakla kazanılan bir şey değildir. Allah kulları arasından birisini seçiyor. Niye seçiyor? Şunun için. Allah bizim dünyada da ahirette de mutlu olmamızı istiyor ya, işte onun için mutlu olabilmemiz için bazen nefsimize ağır gelen şeyler var. Onları yasaklıyor Allah. Biz bazen ibadetlerimiz var, bize zor geliyor. Ama mutlu olmamız için onlar şart. Mesela bir insanın namaz kılması şart. Kendi mutluluğu için. Bizim namazımızın Allah'a bir faydası yok. Fakat bu emrettiği şeylerin yapılabilirliğini gösterebilmek için, nehyettiği şeylerin de zorunlu olmadığını, mümkün olduğunu gösterebilmek için Allah bunları peygamberleri üzerinde görüyor. Yani peygamberler de namaz kılıyor. Halbuki onlar günahsızdırlar. Peygamberlerden o hususta henüz bir vahiy gelmemişse kendi içtihadıyla amel eder. Efendim evet, bazen yanılır. Ona zelle diyoruz. Evet. Mesela örnekleri var. Mesela Adem Aleyhisselam'a ye iç cennette gez dolaş dedi ama şu ağaca dokunma dedi. Bir rivayete göre elma, bir rivayete göre ekin, buğday deniyor. Evet. Onu yese ne olurdu yani, hiçbir şey olmazdı ama Allah imtihan için bir şeyi yasaklıyor. O da hata ediyor, şeytana uyuyor ve cennetten çıkarılıyor hikmetine binaen. Nuh Aleyhisselam'a Allah dedi ki sana iman edenleri gemiye al. Ama o kendi oğlunu da almak istedi. Hata işledi. Nuh peygamber. Nuh Aleyhisselam, evet, evet, Nuh peygamber. Yunus Aleyhisselam kavminin İslam'a davet ediyor. Bir olan Allah'a ibadet edin, putlara tapmayın, adam öldürmeyin, hırsızlık yapmayın, zina etmeyin diyor. Söylüyor ama iman eden yok Yunus Aleyhisselam'a. Evet. Bu da artık dayanamıyor, kavminden uzaklaşıyor. Tabiri caizse kaçıyor. Evet. Bu zelle oluyor işte. O hususta henüz bir vahiy gelmemiş. O içtihadıyla amel ediyor. Bunlar sözden anlamıyor diyor. Cenab-ı Hak da onu Yunus balığına yutturuyor mesela. Efendim bazı peygamberler hata işlerler, ona zelle diyoruz. Peygamberler günah işlemezler. Neden? Çünkü Allah onları seçmiştir. Bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine 40 yaşında peygamberlik geldi. 40 yaşına kadar bile bir kere puta tapmamıştır. Gidip putlara onlardan medet ummamıştır. Evet. Bir kere olsun yalan söylememiştir. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Peygamberler hiç hata yapmadıkları halde, Allah onların gelmiş geçmiş günahlarını işledikleri halde, Allah günde 5 vakit namazı emretmişse peygamberler ilk önce kılmıştır. Evet. Oruç tutmuştur, zekatını vermiştir. Neden? Allah ilk önce o peygamberleriyle bize gösteriyor. Efendim Allah içkiyi haram kılmış, peygamberler içmemiştir. Demek ki içki içmeyince oluyor. Aklını götürüyorsun.
Kumarı yasaklamış, peygamberler kumar oynamamış. Hırsızlık yapmamış, yalan söylememiş. Yani Allah kendi emrettiği şeyleri ilk önce peygamberinin üzerinde deniyor. Kullar da diyor ki ya bunlar yapılabilir. Onun için biz şuradan şu neticeyi çıkartıyoruz. Cenab-ı Hak bize neyi emretmiş ise onu yapabilecek güçteyiz. Onun için Allah kulları arasından bir tanesini seçiyor. Evet. Onu peygamber tayin ediyor. Peki kimi seçiyor? O peygamberlerde bulunması gereken sıfatlar var. Onu da kitaplarımız yazmış. Bir, sıdık sıfatının sahibidirler peygamberler. Yani en doğru insandırlar sıdık sıfatının. Onun için peygamberler doğrudurlar. İki, peygamberler tebliğ sıfatının sahibidir. Yani Allah'tan aldıklarını ümmetine kendisinden bir şey ilave etmeden ve ondan da çıkartmadan iletirler. Peygamberler ismet sıfatının sahibidirler. Günah işlemezler. Allah onları korur. Bu hususta birçok örnekler var ama vaktimiz müsait değil. Buyur. Efendim, peygamberler fetane sıfatının sahibidirler. En zeki, toplumun en zeki insanıdırlar onlar. Şimdi Allah bunlardan birisini, bu sıfatları haiz olan, üzerinde toplayan birisini peygamber olarak seçer. O da insandır bizim gibi. Biz görürüz ki ha bak peygamberimiz namaz kılıyor. Öyleyse biz de kılacağız. Kur'an'da namazı emreder. 80 küsur ayette, bir sürü yerlerde, hadis-i şeriflerde bir sürü geçer. Ama namazın nasıl kılınışını tarif etmez. Biz onu nereden öğreniriz? İşte peygamberimizden öğreniriz. Siz kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum. Aynen öyle. Tunubukum vallahu gafurur rahim. Evet. Eğer siz de ki ey Habibim, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun, evet, bana tabi olun de. Çünkü peygamberler Allah'tan aldığı emirleri ilk önce kendileri uygularlar. Efendim siz söylemiştiniz, geçen sohbetimizde arz etmiştiniz değerli hocam. Sağolun. Peygamberimiz o kadar çok namaz kılıyordu ki ya, bazen ayakları şişiyordu. Ayşe validemiz diyordu ki bazen diyor böyle kaynar bir kazanın kaynadığı gibi ses gelirdi göğsünden. Onu işitirdim, duyardım. Ya Resulallah, Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affettiği halde neden kendine bu kadar eziyet ediyor da sabahlara kadar namaz kılıyorsun deyince Ayşe validemiz, ya Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Çünkü o bize örnektir. Lekad kâne leküm fî rasûlillâhi üsvetün hasenetün. Onda bizim için üsve-i hasene vardır. Güzel örnekler vardır. Peygamberimiz orucunu tutmuştur. Tutmasa ne olacak ona? Ama Allah onun gelmiş geçmiş günahlarını affetmiş. Ama kılacak. O evet, orucunu da tutacak. Sevgili hocam, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler var. 124 bin peygamber var deniyor. Deniyor, söyleniyor. Bu peygamberler annesinden doğmadan peygamber olanlar da var mıdır? Annesinden doğmadan önce peygamber olanlar, mesela Adem Aleyhisselam ilk insandır, evet, ve ilk peygamberdir. Evet. Efendim, vahye inanmayan, Kur'an'a inanmayan, nakle inanmayan işte insanlar gelişerek bu hale, evet, gelmiştir diyorlar. Halbuki biz Kur'an'a iman eden Müslümanlar, evet, bir ilk insanın, yeryüzünde yaşayan ilk insanın insan olduğuna iman ederler, evet, ve onun da peygamber olduğuna inanırlar. Evet. Adem Aleyhisselam ilk peygamberdir ve, evet, ilk insandır. Evet. Efendim, Kur'an'da ismi geçen peygamberler vardır. Evet. Kendilerine kitap gönderilen peygamberler vardır. Onlara Resul diyoruz. Evet. Efendim, kendisine kitap gönderilmeyen de bir önceki peygamberin kitabıyla amel eden peygamberler vardır. Evet. Onlara Nebi diyoruz. Evet. Ulul azım peygamberler vardır. Evet. Mesela Adem Aleyhisselam'a 10 sahife, suhuf dediğimiz 10 sahife inmiştir. Evet. Çünkü yetecektir. Ona yetecek kadar, onun, evet, nesline yetecek kadar, evet, efendim, bilmesi gereken şeyler. Evet. Nasıl, ne yapacak, ne yapması gerekiyor. Böyle gelişe en son Hazreti Muhammed gelmiştir sallallahu, evet, aleyhi ve sellem. Evet. Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa, Şit Aleyhisselam'a 50 sayfa, İdris Aleyhisselam'a 30 sayfa, İbrahim Aleyhisselam'a 10 sayfa gelmiştir sahifeler. Bazı peygamberlere de kitap gelmiştir. Davut Aleyhisselam'a Zebur inmiştir. Musa Aleyhisselam'a Tevrat gelmiştir. İsa Aleyhisselam'a İncil gelmiştir. Hazreti Muhammed'e de Kur'an gelmiştir. Biz, evet, bazen yurt dışında derdik ki bizim inancımıza göre
İncil diye bir kitap yoktur derse bir insan Müslüman da olmaz. Evet. Çünkü kitaplara iman farzdır. Bir Müslüman dese ki İsa diye bir peygamber yoktur dese Müslüman da olmaz. Olmaz, Müslümanlıktan evet. da çıkar. Evet. Biz onlara iman ediyoruz ama Allah'ın gönderdiği bir İncil vardır. Tamam. Aslına iman ediyoruz. Biz Allah'ın gönderdiği kitaplara, meleklere iman ediyoruz. Evet. Eğer bunların bir tanesini inkar etsek yine İslam'dan Müslüman sayılmayız. Elbette. İslam'dan çıkarız. Çok evet. önemli. Onun için İslam evet. evrenseldir. Yani evet. ama şunu tekrar söyleyeyim. Allah'ın gönderdiği asli şekliyle kitaplar vardır. Evet. Onlara iman ediyoruz. Ama bugün elimizde ne Zebur'un aslı vardır, ne Tevrat'ın aslı vardır, ne İncil'in aslı kalmıştır. Evet. Değişmiştir, muharref olmuştur. Onların değişmesi de gerekiyordu çünkü sonunda İslam gelecekti. İslam'dan evet. sonra Kur'an'ın hiçbir harfi değişmemiştir. Allah onu koruma altına almıştır. Diğer kitapların değişmiş olduğu, günümüze kadar gelmediği normaldir. Çünkü Allah onları koruma altına almamıştır. Almasına da gerek yoktu. Evet. Çünkü Kur'an gelecekti. Evet. Kur'an'da bizim peygamberimize 23 senede ihtiyaca göre peyderpey. Yani levh-i mahfuzdan arşın semasına geliyor. Ondan evet. sonra peyderpey ihtiyaca göre. Müslümanların, o günkü insanların ihtiyacına göre. Evet. Onun için Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ne güzel söylediniz siz. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların peygamberidir. Evet. Sizi bir istirahat ettirelim. Güzel olur hocam. Dinlendirelim. Bir Taksim dinleyelim biraz. Buyurun. Bir kez gönül kırdın ise kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönülü yaptın ise er etin tuttun ise bir kez hayır ettin ise binde bir ise az değil. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er olup alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Erden sana nazar ola, için dışın pür nur ola, beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim kanmaz değil.
Taştı rahmet deryası. Gark oldu cümle ası. Dört kitabın manası Allah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Budur esmanın hası, siler kalplerden pası. İsmi azam duası Allah, la ilahe illallah Muhammedur Arşa çıkar bir ucu, Mevlam'ın güzel adı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Gönül burcundan doğar, aleme rahmet yağar. Hakkın, hakkın birliğin er. La ilahe illallah Muhammed. Cennetten çıktı Adem, dünyaya bastı kadem. Onu derdim huda, Muhammedur Resulullah.
Muhammedur Resulullah. Arşın kürsün direği Allah. La ilahe illallah. Muhammedur Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Mest olduk. Evet. Şairler ne güzel söylemiş. Değil mi? Yani bu şairler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şaire mescidinde bir kürsü yapmış. Demiş ki sen zaman zaman gel burada ashaba şiir oku. Şimdi biz bazen şairler var tabii. Kolay kolay şair olunmuyor Sayın Hocam. Tabii. Değil mi? Yani kabiliyet gerekir. Tabii şimdi gerekir. Bakıyorsunuz bir de mesela cehalet devrine baktığımız zaman öyle bir sıkıntı var ki insanlık birbirine öyle bir hakaretlerde, öyle bir zulümlerde bulunmuş ki insan olduğunu unutmuş insanlar yani. İnsanlık diye bir şey yok cehalet döneminde. Ve kadınlar pazarlarda satılıyor. İnsanın, ananın, babanın bir değeri yok. Böyle bir anlam yok. Böyle bir fazilet yok. Böyle bir asalet diye bir şey yok. Köle pazarları var. Köle pazarları var. Hırsızlık, uğursuzluk, her şey var. İşte böyle bir dönemde gelen ecdadın, o yaşayanların babaları, dedeleri bir dine mensup. Din, var, insanlık var olduğundan beri din var değil mi? Kitap geliyor, elbette. Peygamberler gelmiş. Bozguna uğramış kitaplar var, bozulmuş. Ve insanları dinden uzaklaştırmışlar. Bir kötü bir dönem. Ama aklı başında insanlar, edip insanlar. O zamanlar Araplar Kabe'nin duvarlarına yazı yazarlarmış. Yani Arap dili zengin bir dil. Kabe'nin duvarlarında onların yazdığı şiirler, edebi yazılar hep dururmuş. Şimdi zengin bir dil olduğu için Araplar da çok şair, edebiyatçı çok yazarlarmış yani o gün. Fakat bunun kaynağı o günkü zulmün tezahürü. Yani bizi bu zulümden kim kurtaracak? Allah'ın varlığı belli. Allah bize bir kitap gönderecek, bir peygamber gönderecek. Zaten İncil'de kimin geleceği bildirilmiş yani değil mi? İşte bu İnanç üzere yaşayan insanlar zalimler döneminde ve sefalet dönemi, rezalet döneminde şairler çıkmış, duygusallaşmış insanlar değil mi? Evet. Ve özlem var, peygambere özlem var. Evet. Birisi bir gelip bizi bu zulümden kurtaracak düşüncesiyle. Çok güzel özetlediniz değerli hocam. Cahiliye dönemi evet. Öyle bir dönem ki hak, hukuk, adalet hiçbir yok. Şey yok. Güçlü olan zayıfın kafasına vuruyor, onu evet. Dövüyor, gerekirse evet. Öldürüyor, malını gasp ediyor. Evet. Öyle bir dönem ki ahlak yok. İnsanlık adeta Mehmet Akif'in işte şair dediniz ya gerçekten evet. De şairler söylenilecek sözü akıllarda kalacak gibi çok veciz bir şekilde evet. Güzel bir ahenkle, musiki ahenginde söylerler. Evet. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi? Evet. O dönem öyle. İnsanoğlu sırtlanları geçmiş yırtıcılıkta. Gücün yoksa kardeşlerin seni yiyip bitiriyordu. Evet.
Öyle bir dönem. Öyle bir dönem. Ve şimdi peygamberimiz bu şairlerin en iyilerinden bir tanesini mescidinde şiir okutuyor ona. Edebi şiirler. Şimdi mesela asrımızda Süleyman Çelebi 700 yıl evvel bir mevlit yazmış. Mevlit gerçekten öyle cümleler var içindeki, müthiş bir şey ya. Her satırı bir kitap gibi. Yani tabii Kur'an'dan esinlenmiş Hazret Süleyman Çelebi, Çelebi ismini bilgin olduğu için ona takma attır bu. Onun soyadı Çelebi değil aslında. Osmanlı'da bilim adamlarına Çelebi derlermiş. Allah mekanını cennet etsin. Ne güzel söylemiş. Ermediği evvel gelen bu devlete, kimse layık olmadı bu rifate. Yürü kim meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. Miracı anlatıyor. Miracı anlatıyor. Evet. Yani Mevlid'in Miraç kısmını anlatıyor. Şimdi ne müthiş bir şey bu. Ne müthiş bir şey. Evet. Onun için buna, bu Mevlid'i tetkik eden Molla Fenari, bu Mevlid'in ismine Mevlid demeyelim, vesiletün necat olsun evet. demiş. Öyle Allah. Kurtuluş vesilesi olsun. Kurtuluş vesilesi. Çok evet. doğru hocam. Evet. Allah. Allah-u Teala bizi peygamber sevgisinden mahrum etmesin. Amin. Peygamberimizin de bize şefaatini nail edilsin. Bazı amin. Efendi Hazretleri hocalarımız, bize büyük alimler, peygamberin şefaatini ümit etmeyin, böyle bir şey yok diyorlar ama biz inanıyoruz ki Allah'ın rahmeti büyüktür, mağfireti çoktur, Allah affedicidir, affetmeyi sever. Mutlaka buna bir vesile kılacaktır bir şeyi. Elbette. Ve Allah izin verecektir. Elbette. İnşallah. Allah'ın izin verdiği kimseler şefaat edeceklerdir yani. Evet. Bazen ameller de şefaat eder. Evet. Allah bazen seni evet. basit bir amelinden dolayı günahlarını affedip evet. cennetine koyar. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir taksim yapsın bize bir kardeşimiz. Hicaz olabilir. Söyle bana neresi Anadolu'dur? İnsanını bir kez sına, özlem duymaz gayrısına, şükrederse Tanrısına, orası Anadolu'dur. Söyle bana neresi Anadolu'dur? Deresinde sazan varsa, beş vaktinde ezan varsa, her köyünde ozan varsa, orası Anadolu'dur. Allah bizi yurdumuzdan, vatanımızdan koymasın. Bizi Allah dünyada imansız ve vatansız bırakmasın inşallah. Ezanlarımız dinmesin, bayrağımız inmesin, birliğimiz bozulmasın. Değerli kardeşlerim, Türkmen eline, bütün bu coğrafyada yaşayan müminlere, Müslümanlara, kardeşlerimize, soydaşlarımıza en derin saygılarımızı sunuyoruz. Allah bizi birbirimizden ayırmasın, bizi sevgimizden mahrum etmesin, bizi dünyada Allah mahcup etmesin, dünyada onurumuzla, dinimizle, imanımızla yaşayalım, ahirette de İman selametliyle inşallah ulaşalım ahirete. Sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, esen kalın efendim.